8 ilde 14 farklı meslek lisesinde ayakkabı ve tasarımı bölümü vardı ancak öğrenci yetiştirecek öğretmen açığı söz konusuydu. Sektörün ihtiyacını karşılamak için girişimlere başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonuç verdi ve Türkiye'nin ilk ayakkabı tasarımı ve üretimi bölümü 2011 yılında Konya'da Selçuk Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Bu hem dünyada hem de ülkemizde Konya'mızı ayakkabıda marka şehir haline getirecektir. Bunun sonucunda hem ülke ekonomisine hem de istihdama büyük katkı sağlayacaktır. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan ve 48 kayıtlı öğrencisi bulunan ayakkabı tasarımı ve üretimi bölümü bu yıl ilk mezunlarını verecek. Türkiye'nin ilk ayakkabı tasarımı ve üretimi bölümü Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde. O yüzden ilk ve tek okul olması hasebiyle de şu anda öğretmen ataması konusunda öğrencilerimizi çok güzel bir gelecek bekliyor. Gelen öğrencilerimiz de buradaki atamalarıyla beraber garanti altına alıyorlar ve meslekte de iş sahasında ve iş konusunda problemleri yok. Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Konya'yı geçmişte olduğu gibi yeniden ayakkabı sektöründe marka şehir haline getirecek. Ahiliğin merkezi olan Konya'da, Selçuklu'da, Selçuklu Üniversitemizde yine ahilik kültürünü yansıtan ayakkabıcılığın açılmış olması bence Konya'mız adına, üniversitemiz adına, bizler adına çok sevinçli ve mutlu bir gün. Ben emeği geçen başta rektörümüz ve diğerlerine, diğer hocalarıma, başkanlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreç diğer bölümlerle de devam eder. Bölüme daha önce yan branşlardan öğretmen atamaları yapılıyordu. İlk kez öğretmen ataması yapılacak olan ayakkabı tasarımı ve üretimi bölümü, üniversite sanayi işbirliğinin kalkınmasına da büyük katkı sağlayacak. Bölümümüzde 48 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. İlk mezunlarını bu yıl verecek olan bölümümüz, Türkiye'de ilk ve tek ayakkabı tasarımı ve üretimi lisans programı olma özelliğine sahiptir. Tabii bölümümüzde mezun olan öğrenciler gerekli pedagojik formasyonları aldıktan sonra öğretmen olarak da meslek hayatlarına devam edebilmektedirler. Bugün itibariyle profesör, öğretim doçent ve diğer öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimizle birlikte üniversitemize hizmet etmektedir.